Sevadul Azam. Sevadul Azam'ı yazan Hakim Es-Semerkandi'dir. Hakim Es-Semerkandi kim? Çok geniş bilgi bulunabilir. Tabi biz özet gidiyoruz. İlk dönem Maturidi alimidir. Hem Hanefi'dir hem Maturidi'dir. İlk dönem Maturidi akaid alimlerindendir. Ölümü 953-900'lü yıllarda yaşamıştır. Kitabın adı Es-Sevadul Azam. Es-Sevadul Azam ne demek? Hazreti Peygamber ve ashabını takip eden Müslüman çoğunluk. Hazreti Peygamber ve ashabını takip eden Müslüman çoğunluk demektir. Sevadul Azam bir akaid kitabıysa, Hazreti Peygamber ve ashabını takip eden Müslümanların çoğunluğunun akaidi demektir. Yani Müslümanların çoğunluğu bu akaide tabidir. Bu akaide göre inanmıştır. 61 tane konu içeriyor. El mes'eletul ula diyor şu an görünürde zaten o var. 61 tane mesele var arkadaşlar. 61 tane konuya değinecek yani. Tabii biz de ne bir satır ne bir sayfa diye bir sınır koymuyoruz. Ortalama günde 15 dakika okuruz diye düşünüyorum. 10 olur, 15 olur, 20 olur. Biraz da diğer derslerin ne kadar uzadığına bağlı. Öyle söyleyeyim. 61 mesele var dedik. Samaniler, Samanilerin resmi akidesini oluşturuyor bu kitap. Samaniler devrinde resmi akide buydu. Samaniler de 800-900'lü yıllarda var olan bir devletti zaten. Demek ki 800-900'lü yıllarda resmi akideydi bu kitap. Sevadul Azam nedir ne değildir? Daha geniş bilgi için Diyanet İslam Ansiklopedisi Sevadul Azam maddesine bakabilirsiniz. İncelemelerinizi, araştırmalarınızı bu kaynaktan yararlanarak yapabilirsiniz. Kaynakta pek çok kaynak verilmekte. Verilen kaynaklara bakarak araştırma yazıları yazılabilir. Zaten yüksek lisans yapanlar, doktora yapanlar sık sık Diyanet İslam Ansiklopedisi'ne başvurmak durumundadır. Şimdi başlıyoruz. El mes'eletul ula. Birinci mesele. Birinci mesele neymiş bakalım. Tabii hareketsiz bir kitap. Dolayısıyla elinizde kalemler olmalı. Kimisinde kitap vardır. Kimisi çıktı almıştır belki. Yani sağlam bir yerde olsun. Yazarken kağıt yırtılmasın, delinmesin. Mimma o şeyden ki zekarna biz zikrettik ennehu şan yani bizim zikrettiğimiz şeyden yenbeği gerekir. Kim için gerekir? Lil mümini. Mümin için gerekir. Mümin için gerekir. Ne gerekir ki? En la yeşukke. Yeşukke. Şekke yeşukku. La yeşukke. Başında en var. En la yeşukke. Şüphe etmemesi gerekir. Müminin şüphe etmemesi gerekir. Şüphe duymaması gerekir. Hangi konuda? Fi imani hi. Kendi imanında. Hi zamiri mümine raci. Kendi imanı konusunda bir şüphesi olmamalı. Yani velâ yegûlu diyemez, denilmez. Müminin müminiz. İnşaallah. İn şayet şa'e diledi ise kim? Allahu Allah. Allah şayet dilediyse biz Müslümanız. Dilemediyse zaten kafiriz. Bu şekilde bir düşünce, bu şekilde bir şüphe, ihtimal insanın kalbinde olmamalı. Müminin kalbinde olmamalı. Mümine bu şekilde şüphe duymak yakışmaz. Şüphe duymaması gerekir. يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنْ اَنْ لَا يَشُكَّ Müminin şüphe duymaması gerekir. Fî iman, imani konumda. İmanı konusunda. Bu çok tartışa gelmiş bir şeydir. İnşallah müminim demek caiz mi değil mi? İnşallah müminim. Bu tartışılmış bir konudur. Nitekim bu kitaplara tartışılıyor.
Ene ben müminim müminim inşallah Allah diledi ise. Ene ben müminim müminim inşallah Allah diledi ise şeklinde denilmez. Bu şekilde demek caiz değildir. Bel aksine yegule der ene müminun ben müminim hakkan gerçekten de müminim der. Kim diyor ama? Yegulu hüve gali yegulu hüve o kişi o mümin der. Yegule ne var? Gizli zamir fail hüve var. O yani o mümin der. Ne der? Ene ben müminun müminim hakkan gerçekten. Bu şekilde der Müslüman kişi. Li'ennallah niye böyle ama? Li'ennallahe çünkü li'ennallahe teala çünkü Allahu Teala gale buyurdu. Nerede buyurdu? Hucurat suresi 15. Kenara Hucurat 15 yazabilirsiniz. İnnemel mu'minûne, innemâ ancak el mu'minûne mü'minler. Ellezîn o mü'minler ki âmenû iman ettiler billâhi Allah'a ve rasûlihi ve Allah'ın rasûlüne, elçisine iman ettiler. Sümme sonra da lem yertâbû şüphe etmediler. İşte mü'min ancak bunlardır diyor. İnnemel mu'minûne mü'minler ancak ellezîn o kimselerdir ki âmenû billâh ve rasûlih thümme lem yertâbû. İşte gerçekten mü'minler bunlardır. Şimdi lem yertâbû'yu tefsir ediyor. Yani lem yeşukû onlar şüphe etmedi. Onlar şüphe etmedi, şüphe duymadı. Hangi konuda? Fi imanihim imanları konusunda şüphe duymadı, şüphelenmedi. Lem yertabu ne demekmiş? Lem yeşukku fi imanihim. Bu manaya gelmektedir. Tefsiri bu. Zaten mana verirken öyle verdik. Şüphe etmediler diye mana verdik. Dolayısıyla bir zıt durum söz konusu değil. Ve'lem yani ve i'lem, alime ya'lem i'lem. En Allah'a şüphesiz ki Teala, şüphesiz ki Allah-u Teala zekera zikretti, bahsetti. El-halaga mahlukatı, el-halga mahlukatı, halk mastar garmimi ama isim meful manasında burada, yaratılmış manasında. Mahlukattan bahsetti. Ala selaseti esnafin, üç sınıf üzere. Esnaf, sunuf, bunlar cemidir. Neyin müfredi bu? Sanfun ve sinfun. Müfredi hem sanfun yani satta fetha var sanfun. Hem de sinfun yani satta esra var. İki şekilde müfred gelebilir. Cemi de esnaf ve sunuf diye gelebilmektedir. Selasete esnaf. Tabi ileride yani nahiv işlediğimizde niye esnafin geldi de esnafun, fen, farklı bir hareketle gelmedi. Niye cemi geldi? Müfred de olabilirdi. Gibi bu tür durumlardan nahi işlendiğinde bunlara değineceğiz inşallah. Zekera bahsetti. Kim? Hüve. O Allah. Allah-u Teala bahsetti. El mü'mine. Mü'minlerden bahsetti. Mü'min diye bahsetti. Üç sınıf ayırmıştı ya. Birinci sınıf mü'mindir. Ve el münafiga ve münafık diye bahsetti. Ve el kafira kafir diye bahsetti. Mahlukatı üç sınıfa ayırmıştı iman yönünden. Biri mümindir, diğeri münafıktır, diğeri kafirdir. Esasen bu bilgi ilmihal kitaplarında da vardır öyle değil mi? İnsanlar iman yönünden üç ayrılır. Mümin, münafık, kafir. Mümin kalbinde iman var, dilinde de iman var. Kafir kalbinde de iman yok, dilinde de yok. Münafık kalbinde iman yok ama dilinde var. İnsanları kandırıyor. Aslında o da nedir? Yine kafirdir. Ama bu şekilde Allah-u Teala üç sınıfta iman bakımından üç sınıf olarak ayırmıştır. Velem yezkür zikretmedi, bahsetmedi. Kim? Hüve Allah-u Teala bahsetmedi. Er-Rabi'a, dördüncü bir sınıftan, dördüncü bir kısımdan isimlendirmeden bahsetmemiştir. Fe öyleyse unzur,
Bak, ente, ente gizli zamir, sen bak. Eyyühel muhalif, ey muhalif, sen bak. Min eyyi sinfin veya sanfin. Ne dedik? Sat esteleyebilirsin de, fethalayabilirsin de. İki şekilde de hareketlendirilebiliyor. Müfredi iki şekilde gelmekte. Min eyyi sinfin, hangi sınıftansın? Ona min eyyi sinfin ente. Sen hangi sınıftansın ey muhalif, ona bir bak diye burada muhalife bir sesleniş var. Fegale, Allah Teala buyurdu, ve gizli zamir faildir. Allah Teala buyurdu. Fi hakkil müminine, müminlerin hakkında buyurdu. Enfal suresi 4. ayet. Ulaike hum, işte onlar nedir? El müminune hakkan. Gerçek müminlerdir. Gerçekte onlar mümindir. Ve gale hüve, gene gizli zamir fail. Allah Teala buyurdu. Fi hakkil kafirine, kafirlerin hakkında buyurdu. Ne buyurdu? Ulaike hum, işte onlar nedir? El kafirun hakkan, gerçekten de kafirdir. Ve gale hüve, yine gizli zamir fail. Allah Teala buyurdu. Fi hakkil münafıkine, münafıkların hakkında buyurdu. Ne buyurdu? İnnel münafıkine fi derkil esfeli minen nar diye buyurdu. İnnel münafıkine, şüphesiz ki münafıklar, fi derki, derk burada tabaka manasında geliyor. Derk, tabaka. Esfel, en aşağı demek. Esfel-i safilin, herkes duymuştur. Fi derkil esfeli, en aşağı tabakasındadır münafıklar. Minen nari, ateşin, cehennemin en alt tabakasındadır. Bu Nisa suresi 145 idi. İnnel münafıkine fil derkil esfeli minen nar. Neredeymiş? Nisa 145. Ve gâle hüve, hüve gizli zamir, Allah Teala buyurdu. Müzebbibine beyni dâlik. Müzebbibine bocalamak demek. Kararsızlık, öyle mi böyle mi şöyle mi gibi. Müzebbibine bocalarlar. Beyne zalik. Zalike bu demek. Bundan kasıt da küfür, iman yani. Müslümanlık, kafirlik. Zalike. Beyne zalike. Bunun arasında bocalarlar. Müzebzebine bocalarlar. Beyne zalike bunun arasında. Bunun arasında derken bu ne demek? Küfür ile iman demek. Bu küfür ile iman arasında bocalarlar. La ilahe, la ilaha ulai. Şunlarla olmazlar. Ve la ilaha ulai, bunlarla da olmazlar. Ne onların grubuna dahil olurlar, ne bunların grubuna dahil olurlar. Okuduğumuz ayetlerde Allah Teala insanları inanç bakımından üçe ayırdığını gördük. Fi hakkil müminine ulaike humul müminun dedi, hakkan dedi. Bir, müminlerle ilgili ayet vardı. Ve gâle fî hakkıl kâfirîne ulâike humul kâfirûne hakkan. Kâfirler hakkında ayet vardı. Ve gâle fî hakkıl münafıkîne inel münafıkîne fî dekâle sere minen nâr. Bu da münafıklar hakkında ayeti. Ve gâle müdevdebîne benedâik lâ ilâhâ ulâ ve lâ ilâhâ ulâ. Burada zaten bir münafık, kâfir, müşrik gibi bir tabiye, bir sınıflandırma söz konusu değildi. Sonuçta sınıflandırma 3 ayette geçmiştir. Yani mümin, münafık, kafir diye bir sınıflandırma var derken bu nereye dayanarak söylenmiştir? İşte bu ayetlere dayanarak söylenmiştir. Mümin, münafık, kafiri ilmihallerin akaid bölümünde sıkça görürüz. Ama neye dayanarak bu isimler çıkmış? Ayetten delil ilmihallerde pek olmaz. Tanımlar yapılır, kavramlar anlatılır ama nereye dayanarak bunu yaptın? O yoktur. İşte okuduğumuz kitapta nereye dayanıldığı da açıklanmaktadır. İnşa et gale derse gailün diyen kişi. El müminul hak. Buradan devamını okursam biraz okumam gerekir. Yani bir satır okuyarak bırakmak buraya uygun olmayacaktır. O yüzden başlamayayım buraya. Çünkü başlarsam biraz okumam gerekecek konu bütünlüğü bakımından.
Bugünlük buraya kadar olsun. Bir giriş olması bakımından. Hızlı mı okudum, normal okuyabildim mi, harike, mana koyulabildim mi ya da çok mu hızlı gittik? Ne düşünüyorsunuz? Yani vereceğiniz cevaba göre daha hızlı, daha yavaş okuyabilirim bundan sonra.